Muhterem kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, güzel çocuklar, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Gününüz hayırlı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bütün siyasi sıfatlarımızı, mülki sıfatlarımızı bir kenara koyarak bu toplantıya eşimle birlikte geldim. Esasen böyle bir toplantı ilaç gibi geldi. İnşallah İstanbul'da oluruz. Hem Hoca Efendi'yi bizzat dinleriz, hem de birkaç yıldan beri devam eden Esmaül Hüsna sohbetlerinin sonuncusu Hitam-ı Misk toplantısına katılırız diye düşünmüştüm. Allah nasip etti. Sevinerek, koşarak, özleyerek geldim. Mutlaka istifade edeceğimizi düşünüyorum. Buna ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bu güzel toplantıyı tertipleyen bütün kardeşlerimizden Cenab-ı Hak ebeden razı olsun. Akabe Vakfı'na, bu toplantımıza düşünceleriyle, fikirleriyle, yaptıkları prodüksiyon çalışmalarıyla katkı sağlayan tüm kardeşlerime, Hilal Televizyonumuza teşekkür ediyorum. Şüphesiz Esmaül Hüsna'nın insanımıza anlatılmasında, sohbetlerinin yapılmasında, bu ilahi gerçeklerin ortaya konmasında en büyük pay sahibi olan çok muhterem Hoca Efendi Mustafa İslamoğlu kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, biraz önce toplantıya sadece İstanbul'dan, Türkiye'den değil, yurt dışından, çok uzaklardan, çok yakınlardan değerli misafirlerimizin de katıldığını öğrendim. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Allah onlardan da razı olsun. Değerli dostlar, demek ki çok hayırlı, çok bereketli bir çalışma yapılmış. Bunun ispatı da İstanbul'un bu en büyük toplantı salonunu pek çok salonuna da katlanmak suretiyle dolduran binlerce kardeşimiz. Bir Kur'an çalışmasının, bir hadis çalışmasının, bir Esmaül Hüsna çalışmasının bu kadar ilgiyle takip edildiği, bu kadar memnun kalındığı, gönüllere, kalplere, dimağlara bu güzel bilgilerin böylesine yerleştiği ve herkesin eşini, dostunu, çocuklarını da davet ederek koşa koşa geldiği bu toplantının bereketinin anlaşılması lazım. Çünkü pek çok toplantılara katılmış, pek çok yerlere davet edilmiş bir insan olarak söyleyeyim, böylesine samimi, böylesine ihlaslı, böylesine insanların yüzünün ay gibi parladığı, koşarak insanların geldiği, birbirine dostça sarıldığı, birbirini görmekten çok mutlu olduğu, Rabbine şükrettiği, büyük bir bereketi adeta eliyle tutuyormuş gibi yaşadığı, herhalde başka bir toplantı hatırlamıyorum. Bu yüzden bunu başardığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. İslamoğlu hocamızın önce kitaplarını okumak mümkün oldu. Sonra toplantıları, konferansları, sohbetlerine sizler kadar değil ama imkan buldukça katılma imkanımız buldu. Hilal Televizyonu'ndaki sohbetlerine, bir başka vesilelerle muhtelif yerlerde yapılan konuşmalarını takip etme imkanımız oldu. Bunların çok bereketli, çok verimli, çok faydalı olduğunu söylemeliyim. 6 yıldan beri devam eden Esmaül Hüsna çalışmasının da belki kapalı bir mekanda daha az bir kadroyla takip edildiğini ama televizyonlar ve gönülden gönüle yayılan o güzel duygularla bugün Hitam-ı Misk'e ulaştığını görüyorum. Değerli dostlar, biraz önce bir sunum yapıldı. Gerçekten biraz hayretle, biraz hayranlıkla, biraz da
kendi yaratılışımızdaki hikmetlere bakarak Rabbimizin isimlerini hatırlamaya çalıştım. Belki devam edecek, bu kadarla bitmeyecek. Ama bu çok önemli bir şey. O kadar önemli ki şimdi böyle bir toplantı Türkiye'nin şu içinde bulunduğu ortamda ne ifade ediyor diye aklıma geldi. Düşününüz ki hemen İstanbul'da biraz ötede başka topluluklar var. Başka duyguların içindeler. Onlar da kendilerince tatmin oluyorlar. Sloganları var, sosyal medyadan paylaştıkları var. İnandıkları yaşam tarzı içerisinde onları mutlu eden olaylar var. Bir başka yerde çatışma var, kavga var, nefret var. Birbirlerinin boğazlarına sarılıyorlar. Bir başka yerde bütün bunlardan habersiz yaşayan insanlar var. Ama biz buraya geldik, burayı tercih ettik. Çünkü burada hepimizin alacağı çok büyük dersler olduğuna inanıyorum. Şüphesiz biraz sonra Hoca Efendi'yi bizzat dinleyeceğiz. Çok muhterem kardeşlerimiz, Hoca Efendiler aramızda bildiğim kadarıyla. Belki onları da dinleme imkanımız olacak. Kulluk şuuruna erebilmek çok önemli. Hesap gününün varlığına inanmak ve ona uygun bir hayat tarzı sürmek mutlaka çok önemli. Bu kadar hayhuylar içerisinde, bu kadar günlük meşgaleler içerisinde, bu kadar başka başka şeyleri ciddiye alarak onların peşinde koşmak herhalde bir tarafa, ama biz bugün kulluğumuzu ve Rabbimize olan vazifelerimizi hatırlayabilirsek bu inşallah hepimiz için dünya ve ahiret saadetine vesile olacak. Olayları anlamak için de buna ihtiyacımız var. Birilerinin bizi uyarması lazım, silkelemesi lazım. Ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Biraz önce Selçuk Bey muhteşem bir konuşma yaptı. Niçinden ziyade nasıl konuşulmalı dedi. Evet, her yaptığımız işin veya yapamadıklarımızın hesabını vermek çok önemli. Hesap gününe inanmak insanı kocatır. Hesap gününe inanmak peygamberlerin bile herhalde sırtlarından ter boşandıran ve yaratılış gayesini tekrar tekrar hatırlatan bir gerçek. Bütün bu olaylar veya buna benzer olaylar, bundan sonra maruz kalacaklarımız, gördüklerimiz veya göreceklerimiz bizi sık sık kendimize getirmeli. Böyle sohbetleri, böyle kitapları okumalı ve dinlemeliyiz. Biz kimiz, ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, yapmadıklarımız var mı? Kulluk şuuru bir kenara kaldı da mevki, makam veya dünyevi hırslar peşinde miyiz? Birilerinin bizi sarsması lazım. Birilerinin bizi yüzümüze bakarak yanlış yapıyorsun. Aslında Rabbimizin bize gösterdiği budur. Kur'an hakikati budur. Peygamberin hadisi, sünneti budur. Kelam-ı kibar budur. Şu, şu, şu budur demesi lazım. Bize kalırsa biz bundan uzağız. Çünkü bütün kafamız, bütün zihnimiz, bütün fikrimiz o andaki olayı çözmekle meşgul. Halbuki bunun bir öncesi olduğu gibi mutlaka bir sonrası da olacak. Peki biz bunlarla uğraşmak için mi bu dünyaya geldik? Sadece lokal bazı çarelerle bu işten kurtulup pazartesiyi teminat altına almak için mi geldik? Hayır, asla ve kat'a. Ahiret var, hesap günü var, yaptıklarımız, yapamadıklarımız var ve mutlaka hesaba çekileceğiz. İnsanın kendiyle ilgili, eşiyle, çocuklarıyla ilgili, bir çoban gibi kendisini görerek kendi sürüsünden mesuliyetini hatırlamasıyla ilgili büyük gerçeklere her zaman ihtiyacı var. O yüzden ben hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve sadece camilerde vaaz ederek değil, Kur'an okuyarak değil, sadece dost sohbetlerinde dostlarıyla ve arkadaşlarıyla güzellikleri yudum yudum içerek değil. Ama bakınız, işte 6 yıldan bu yana bir Esma-ül Hüsna çalışması. Eminim ki 25-30 kişiyle başlamıştır. Sonra halka genişlemiştir. Arada kaybolanlar olmuştur, artanlar olmuştur. İsmini yad etmeden geçemeyeceğim.
Manisa'da bir merkez vaizimiz vardı. İbrahim Çelik Hoca Efendi. 80 öncesi Sakarya müftüsüyken Manisa'ya vaiz olarak sürgün edilmişti. Çok güzel bir insandı. İslam'ı çok iyi yaşayan bir insandı. Sabah namazlarında Hatuniye Camii'nde Kütüb-i Sitte'den hadis okumaya başladı. Manisa buna alışkın değil. O tarihe kadar hiç kimse de bunu yapmamış. Doğrusu nefsime bakıyorum. Bana da evden kalkıp sabah Hatuniye Camii'nde sabah namazına gitmek çok zor geliyor. Alacağımız çok dersler var. Ben dedi bir kişi beni dinlese buna devam edeceğim. Ve Manisa'da hizmet yaptığım sürece bugüne kadar bulunduğum her yerde yaptığım gibi bu hadis kitaplarını okuyacağım. Taliplisi olan bir kişinin olmasına bağlı dedi. Hakikaten Manisa bu konularda çok parlak sicili olan bir şehir değil. Yıllarımızı verdiğimiz şehir. Ama Allah öyle bir bereket verdi ki 3 kişi 5 kişi derken bu arttı arttı camiyi doldurmaya başladı. Çok şükür bu hizmetleri fi sebilillah Allah'ın rızasını gözeterek kalabalıkları görmeden ve istemeden sadece bu niyetle yapanlar mutlaka başarıya ulaşıyorlar. Sonunda bir bakıyorsunuz. Sonunda olduğu gibi kum taneleri gibi binlerce insanın Esma-ül Hüsna'ya Hitam-ı Misk'e gönül bağladığını görebiliyorsunuz. Bütün maratonlar 42 kilometre ama hepsi mutlaka birinci adımla başlıyor. Hamdolsun bugün sonuçlanan güzel bir işin bereketini gördüğümüz ve fiilen yaşadığımız bir gündür. Hocamız gayret ettiler, azmettiler ve bugünlere geldiler. Çok şükür sizler de onu tanıdınız ve istifade ettiniz. Ve yine Hilal Televizyonumuza teşekkür ediyorum ki samimi çizgisinde, hizmet duyarlılığı içerisinde bütün bu çalışmaları uydular marifetiyle bütün dünyaya ulaştırabiliyor. Demek ki bir televizyondan hayır için istifade etmek de mümkünmüş. Sizler de bütün gücünüzle, emsalleri de çok hamdolsun. Sadece onun ismini bugünkü bu hizmeti sebebiyle veriyorum. Allah Hilal Televizyonu'ndan ve onun gibi hakka ve hayra hizmet edenlerin hepsinden razı olsun. Değerli dostlar, evet bugün ben de sizlerden biri olarak kendimi görüyorum. Kapıdan böyle girdim. Kravatımı vesaireyi çıkararak girdim ki bir farklılık olmasın diye. Bir kenarda oturacağız ve inşallah duasını birlikte yapacağız. Rabbim hakkıyla istifade etmeyi nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Devlet Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç Beyefendi'ye plaketleri takdim edilecektir. Kendileri malum haliniz bir ilim adamı, bir gönül insanı, Kur'an hadimi, Kur'an talebesi Sayın Mustafa İslamoğlu hocamızı saygıyla, muhabbetle, alkışlarınızla plaketi takdim etmek üzere davet ediyorum, arz ederim efendim.